TVK'ya sağlam bilgi, sağlam haber. Rakibimiz olan bir takımla mücadele edeceğiz. 6 puan değerli bir maç. Ne yapacağız? Tabii Bodrum Spor baktığınızda yeni çıkmasına rağmen önemli bir sezon geçiriyor özellikle ilk yarıda. Onlarla aynı puandayız. Biz de tabii ki kendimizle yarışan takımlara karşı iyi sonuç almamız gerektiğini biliyoruz. Bu daha önce Pendik'te de bu olayı oynayarak başardık. Keçiören'e gittik orada da aslında oyun anlamında da skor anlamında da lehimize bitmesi gereken maçlardı. Şimdi bu maça da böyle gideceğiz. Kazanmak için oynayacağız tabii ki her maça olduğu gibi. Rakibin de tabii belli bir gücü var. Onları da analiz ettik. Ama bizim gücümüz önemli. Sahadaki performansımız önemli. İç sağ dış sağ olarak ayırt etmiyorum ama kazanmaya gideceğimiz maçtan da hedefimiz 3 puanla dönmek. Hocam yoğun bir haftaya giriyorsunuz. Baktığımızda Bodrum, ardından çarşamba günü kupa maçı Trabzonspor'la, ardından sahanızda Adana ile karşılaşacaksınız. Yoğun bir tempo Samsunspor'u bekliyor. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Yani evet 8 günde bir 3 maçlık periyot var. Tabii önce maç olarak bakmamız gerekiyor. Şu an önümüzdeki maç Bodrum maçı. Ona konsantre olduk. Önce onu geçelim. Ondan sonra onunla ilgili hazırlığımızı yaparız. Ama ilk hedefimiz Bodrum Spor maçından istediğimiz skorla dönmek. Oyuncularımızı tabii ki hem mental hem fiziksel hem de taktiksel olarak öncelikle Bodrum Spor maçını hazırlıyoruz. Kazandığımız takdirde çok avantajlı bir hafta başlangıcı olacak bizim için. Sakatla bulunan oyuncularla ilgili durum nedir? Fofana ve Yusuf Emre'yi görüyoruz, antrenmanlara çıkıyorlar ama onun dışında sakatlığı bulunan oyuncularımızdaki son durum nedir? Şu an tabii dün birlikte çalıştık. Yusuf Emre ile Fofana takımla birlikte çalıştı. Yusuf Abdoğlu'nda biraz sakatlığı ile ilgili bir problem var. Ali Ülgen'in ayağında biraz bir problem var. Onların tabi durumu netlik kazanacak ama sonuçta geldiğim günden beri hep sakatlar vardı. Bunu hiçbir zaman bahane etmek istemedim. Yine etmeyeceğim. Biz sonuçta her çıkan 11'le de kazanmaya çıkacağımız bir takımla çıkacağız. Ama sakatlıklarla ilgili belki son bir hafta yaşıyoruz. Daha şu ana kadar geldiğimiz noktada tam olarak hiçbir zaman bir haftaya hazırlanmadık. Yani gerek antrenman gerek maç. Şu an dediğim gibi o arkadaşlarımızın sakatlığı şu an devam ediyor. Ama Fofana ile Yusuf Emre'nin de bizimle beraber olması şu an belki fiziksel anlamda eksiklikleri tabii ki var ama dönmeleri bizim için moral verici. Onların da maçın gidişatına göre faydalanacağımız oyuncularımız diye söyleyebilirim. Hocam aynı puana sahip iki takım. Samspor ve Bodrum Spor. Buna ne gibi bir plan kurdunuz? Yani iki takım aynı puanda. Çok sıkışan bir puan durumu var. Yani fark etmez yani alttaki takım, üstteki takım her rakibe karşı planlarımız var. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Önemli olan tabii ki taktik, disiplin, sahadaki organizasyonun kazanmak için vereceğin mücadele. Bu çok değerli ve önemli. Bunu her maçta yapıyoruz. Tabii ki bunu daha konsantre bir şekilde, çünkü saha şartları da biraz baktığınızda yani stat atmosferinden biraz uzak, ona da konsantre olmak gerekiyor. O statta oynayan bir takıma karşı oynayacağız. Tabii nasıl Tuzla'ya, nasıl Pendik'e gittiğimizde o saha şartlarında gerçek Samsunspor gibi oynadıysak orada da o Keçiören'i de bahsediyorum. Orada da aynı oyunu oynayacağız ve istediğimiz 3 puanla dönmek hedefindeyiz. Evet, öncelikle her çıktığımız maça özellikle iç saha maçında kazanmak için oynuyoruz. Samsunspor her maçı kazanmak için oynar. Ondan dolayı 3 puanı alamadığımız için tabii ki üzgünüz ama sonuçta kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin. Biz şimdi önümüze bakacağız. Maç analizini yaptık. İyi yaptığımız şeyler, kötü yaptığımız şeyleri analiz ettik. Önümüzde şimdi 3 maç var. Kısa bir periyot içerisinde, bir hafta süreci içerisinde. Ona odaklanacağız ve her maçı da kazanmak için oynayacağız. Evet. Abi uzun bir süredir kaybetmeyen Samsunspor var. 9 maçta kaybetmeyen Samsunspor var. Son maç talihsiz beraberlik oldu ama bu formu nasıl değerlendiriyorsunuz? Artık kaybetmiyor Samsunspor. Tabii ki çok önemli bir şey bu. Kaybetmeyince kendine ister istemez yukarıya tırmalıyorsun. Biz bu seriyi yakaladık sanırım, 9 maçlık bir seri oldu. Bunu da sürdürmek istiyoruz. Dediğim gibi her maçı kazanmak için oynuyoruz. Bu bizim hedefimiz. Çift forvetli bir sisteme döndünüz Hüseyin Hoca'dan sonra. Daha mı rahat hissediyorsun kendini, yoksa tek forvetli mi? Kendi performansını değerlendiriyor. Yani tek benimle alakalı bir şey değil. Sanırım sistem değişikliğinden sonra
Dolayısıyla da sonuçları da aldık. Bu bize şu an uygun geliyor. Tabii yarın bir gün farklı sistem de olabilir. Hiç sıkıntı yok. Hocamız bize bunu gösterdiği sürece biz de bunu uygulamaya çalışıyoruz. Elimizden gelen en iyi şeyi yapıp hocamızın isteğini karşılamaya çalışıyoruz. Bodrum maçı hazırlıklarına başladınız. Şu anda hazırlıklar nasıl gidiyor? Şu anda hazırlıklar çok iyi gidiyor. Sıkı bir çalışmamız var. Herkes çok motive. Özellikle son maçtan sonra şimdi kazanmak istiyoruz. O yüzden buradaki takım arkadaşlarımla birlikte biz de sürekli konuşma halindeyiz. Hepimiz bilincindeyiz bu durumun. Hepimiz sadece galibiyeti düşünüyoruz. Ahmet, Bodrum'a golün var mı? Söz ver. Tabii ki her futbolcu, her golcü gibi ben de her maça gol atmak için çıkıyorum. O yüzden hedefim de bu. Gol atmak istiyorum tabii ki de. Beraberlik sonrası sosyal medyada bir paylaşımın oldu ve taraftar tarafından da çok fazla beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Bununla ilgili neler söylemek istersin? Maçtan bir gün sonra o paylaşımı yaptım. Ben de önce kafamı toparladım çünkü beraberlikte sonuçlandırmak istemiyorduk. O yüzden o doğal içimden gelen bir şeydi. Onu da paylaştım. Taraftar da beğenmiş. Sanırım tüm şehrin, tüm takımın hedefi bu zaten. Şampiyon olmak. Onun için buradayız. Onun için buraya geldim ben de. Bunu zaten herkes biliyor. Ama taraftarımızla birlikte bir bütünlük sağlarsak bu hedefimize de ulaşacağız. Ahmet, aldığın süre başında attığın gol ortalaması yüksek. Kendi performansını değerlendirebilir misin? Yüzde kaçındasın? Bundan daha iyi olabilir misin? Yani bir hedefi olan biri her zaman daha çoğu ister. Evet, belki istatistik olarak iyi bir süreye göre iyi bir istatistik yakaladım. Gol veya asist oranı olarak. Ama tabii ki de ben her zaman daha çoğunu hedefliyorum. Yani atabildiğim kadar çok gol, atabildiğim kadar çok asist yapmak istiyorum. Tabii ki bunun sonucu da 3 puan olması lazım. O da daha da çok değerlendiriyor. O yüzden takımıma ne kadar çok katkı yapabilirsem o kadar da mutlu olurum. TV Kaya, sağlam bilgi, sağlam haber.